Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinize için çok teşekkür ederim hepinize. Bildiğiniz gibi sendikacılık Türkiye'de çok eski bir tarihe sahip değil. 2000'li yılların başından itibaren yaklaşık 10-15 yıllık bir süreçte sendikacılık gelişmeye başladı. Tabi sendikacılık Türkiye'de çok eski olmadığı gibi Batı'da da çok ileride, çok eski bir geçmişi var sendikacılığın. Sendikacılık derken ücret sendikacılığım yoksa hak, sorumluluk, özgürlükte sendikacılığı mı diye sendikacılıklara farklılaşılan bakanlar var. Sendikamızın daha doğrusu şöyle bir düşüncesi var. Ben bunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Onunla beyan etmek istiyorum. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz asla. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz asla. Burada ücret midir, özgürlükler midir konusunda bence bu vecize çok yerli yerinde bir şey, bir deyimdir. Özgürlükler olmadan insanlar asla mutlu olamazlar, asla kendilerini refah içerisinde hissedemezler. Dolayısıyla insanları memnun etmek için önce özgürlüklerden başlamak lazım. Özgür bir toplum, sivil bir toplum, o düşünceyle hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Ücret insanları belli bir yere kadar doyurur, belli bir yere kadar tatmin eder. Dolayısıyla biz sendikacılığımızda hem ücreti hem de özgürlükleri baz alır, o şekilde yola çıktık. Ve bu şekilde sendikacılık hareketlerine devam ediyoruz. Türkiye'de malumunuz bir sürü sendika var. Ama eğitim birse, eğitim iş kolunda yetkili sendikadır. 350 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikasıdır. Diğer sendikalar, onların da kendilerine göre bir politikaları, bir çalışmaları var. Onlara da sendikacılığa vermiş oldukları desteklerden dolayı diğer sendikaları da tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.